Rahat ol be ya. Şurada bir video çekeceğiz. Antalya Pantosu'ndan bahsedeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanal desek de 16 tane abonesi olan yani öyle küçücük minicik bir kanal. Amacımız aslında gezdiğimiz yerleri size anlatıyor olmak. Öyle yani bir YouTuber kafasında takılmak değil. Neden olmasın ya? Ben YouTuber olmak istiyorum. Ama ben YouTuber olacağım. Peki bu hafta sonu ne yaptık? Bu hafta sonu aslında cuma gününden yola çıkmak istedik. Ama ve lakin ne oldu ve bitti anlamadım ben de. Ama cumartesi sabah yola çıktık. Benim işlerimden dolayı. Evet. Hepsi benim suçum. Yo suç değil yani. Beyaz yakalılığın biraz verdiği yorgunluktan dolayı cuma akşamı Egemen dinlendi. Enerjiyi topladık. Karavana hazırladık. Ve cumartesi sabah yola çıktık. Cumartesi sabah yola çıktık. Bir çıktık ama nasıl çıktık? İzleyelim. Yola hazırız. Go go go. Go 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 ne ya? Yani yola çıkıyoruz diye bir an gaza geldim öyle bir. Eskiden Counter Strike'de vardı, oyun oynardık. Go 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 derdi. Onunla bir bağlantısı var mı? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorsun. İçinden geldi yani. Geldi içimden öyle, yol heyecanı. Uzun zamandır bir de karavana binmemiştik ya hani. Hmm. Uzun zamandır hafta sonu kaçamağı falan yapamamıştık. Öyle bir Egemen 3-2-1 diye sayınca go go go. Ya o değil de hani sen arkada kalıyorsun da ben giderken video çekiyorsun. Sonra arkadan koşturmak zorunda kalıyorsun, evet. Beni yakalamak için. Bu hafta sonunun benim için kanayan bir yarasıydı. Ama spor oldu, güzel oldu. Ya aslında spor bana olması lazım ama. Biz de tersine Egemen yiyor, ben spor yapıyorum. Eyvah. Bunu söylemeseydin iyi olurdu. Maden Deresi, Maden Deresi diye tutturdum. Ne oldu sonra Maden Deresi, ne oldu? Ben Poyrazlar Gölü istedim, sen Maden Deresi istedin. Gidemedik. Niye gidemedik? Nasıl oldu? Her yer çamurdu. Yollar çamurluydu. Yollar çamurluydu. O kadar zor yolları gerçekten aştık aslında. Güzel yol gittik yani. Bir de karavan aslında off-road karavanı olmamasına rağmen. Evet. Off-road yolda yine fena gitmedi. O çamurlu, engebeli yollarda falan ben... Video görüntülerini de izlersiniz, onları da koyacağız birazdan. İyi de hoştu ama gelin görün ki alana bir gittik. Ne olmuştu? Sel olmuş. Ben gerçekten çok istemiştim aslında. Ben de Poyrazlar Gölü'nü çok istemiştim. Sonuçta senin istediğin oldu. Hadi kaptana dinleyelim dedik. Aynen, sonra benim istediğim oldu. Ama Maden Deresi'nin o çamurlu köprüsünün kırılmış halini görmemiz falan birazcık bizi üzdü. Biraz da zaman da kaybettik zaman aslında da bakarsanız. Yani hani biz Maden Deresi'ne yaklaşık 4 civarında varmayı planlarken 5 gibi daha Maden Deresi'ne gidemeyip geri Poyrazlar Gölü'ne doğru dönmek zorunda kaldık. Aynen. Aslında bir saat daha erken uyanacaktık değil mi? Ama bir saat daha erken uyanamadık. Allah'ım. Ağlayan surat mıydı? Evet, bence tam ağlayan surat yapmalık bir moddayız. Tam ağlayan surat yapmalık bir moddayız. Aynen. Çünkü neden? Çünkü neden? Arkadaşlar, Maden Deresi'nde maalesef yakın bir zamanda
derenin taşmasıyla birlikte bir köprü yıkılmış ve maden deresinde kamp yapacağımız yer, kamp alanı tümüyle su altında kalmış gibi gözüküyor. Her yer çamur. Bundan dolayı biz şimdi geri dönmek durumundayız. Maden deresi yalan oldu yani. Maden deresi yalan oldu. Hop. O zaman şimdi ilk seçeneklerden bir tanesi de Poyrazlar Göreti'ydi. Şimdi Poyrazlar Göreti'ne doğru. Oraya gitmek aslında benim aklımda. O Reyhan'ın aklında vardı. Bir saat daha erken uyanıp yola erken çıkabilseydik eğer, baltanı sırtlayıp ormana dalıp akşam ısınmak için odunlarımızı sen toplayacaktın. Hadi yırttın, iyiyiz yine. Satın aldık. Aho bir saat. Baltayı kenara bıraktık. Şimdi tabii maden derisinden çıkışımız geç oldu. Poyrazlar Gölü'ne gidişimizde belki hava kararmış olacaktı. Evet. Ne yaptık? Yolda karar verdik. Bir yerden ya kömür ya odun alalım dedik. Şansımız yaver gitti. Ben odun istiyordum. Ateşi güzel görürüz vesaire diye. Aynen. Odunu da bulduk. Çok da tatlı bir marketten aldık odunu da. Aynen. Güzel bir paket. Hem gecemizi hem gündüz kahvaltımız için ocağı yakmamıza yetecek kadardı. Valla Poyrazlar Gölü bizden kaçamazsın. Bu akşam burada konaklayacağız. Ön kapıyı kapadılarsa arka kapıdan gireceğiz. Poyrazlar Gölü'ne gittiğimizde kampı kurarken hiç fotoğrafımız, videomuz yok ya. Videomuz yok çünkü o sırada stretch film stresi yaşıyorduk. Stretch film stresi mi? Stretch film stresi nedir? Papa! Gerçekten rüzgarı tutmada etkiliydi. Sobamız da güzel ısıttı. Çok güzel akşam yemeği yedik. Video falan çekemedik maalesef. Işık sıkıntısından dolayı. Ama sıcacık güzel bir akşam geçirdik. Sonra karavanımızda da yine ve bastonumuzu açtık. Karavanda da sıcaktı. Sabah sonra güzel kuş cıvıltılarına uyandık. Kuş cıvıltıları çok güzeldi. Sizlerle paylaşmak istiyoruz onu. Bu arada kahvaltıyı hak etmek için yürüyüş yapmak harika bir fikirdi. Teşekkür ederim. Evet, sabahları böyle kamp yaptığımızda biz güne yürüyüş yaparak başlamayı çok seviyoruz. Poyrazlar Gölü'nün etrafında da böyle kazlar, ördekler eşliğinde biraz çamurlu olsa da çimenler keyifli bir yürüyüş yaptık. Salıncağa bindik. Tam tur atabilmiş miydik? Tam tur atamadık ama yarım tur attık diyelim. Aynen. Güzeldi, gayet keyifli bir yürüyüştü.
Normalde çay içmeyi sevmeyen ben, Egemen sayesinde tam bir çay müptelası oldum. Hafta içi bensiz de çay içiyor musun? İçiyorum abla. Vay çakal. Ama kabul et. Kabul et, bu hafta sonu sobada çay inanılmaz güzeldi. Evde de yaksan mı acaba sobayı? Eve de bir soba mı alsak? Gerçekten çok harikaydı. İyi ki o sobayı almışız. Karavanımızın yanına kurduğumuz küçük kış bahçemiz. Etrafını streçfinle çevirdik rüzgardan korunmak için. Şimdi de Egemen sobamızı yakıyor. Daha doğrusu kuruyor, birazdan yakacak. Üzerinde çayımızı yapacağız. Oh mis. Günaydın. Şimdi bu kış bahçesini neden yaptık? Bir kısa ondan bahsedelim arkadaşlar. Özellikle kış dönemlerinde dışarıda kaldığımız zaman fazla üşüyorduk. Karavanın içinde de zaman geçirmek istemiyorduk. Bundan dolayı streç filmlerle Kuyuşova'dan aldığımız gölgeliği etrafını döndük. Ve böyle bir sonuca ulaştık. Ve hemen ön tarafına, üç tarafına geçirdik streç filmle. Burada streç filmle geçirirken dikkat etmeniz gereken şey rüzgarın ne taraftan estiği. Tam rüzgar tarafına streç filmleri geçirirseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Hemen ön tarafına da sobamızı yaktık dün gece ve şimdi de yakacağız. İçerisi sıcacık oldu ve bütün gece boyunca dışarıda oturabildik. Muhabbetimizi yapabildik, çayımızı içtik sobanın üzerinde. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Hafif bir yürüyüş yaptık. Yürüyüş sonrasında kahvaltımızı yapacağız. Ve şimdi hazırlıklara başlıyoruz. Dün biraz geç saatlerde gelmiş olduğumuz için Egemen odun olayını yapmasın, soğukta üşümesin diye, ben kıyamadığımda gittik bir tane oduncu kömürcü bulduk. Oradan geç kaldık biraz, aldık. Dün biraz geç kaldık, yolu geç çıktık. Normalde baltamız da var, odunumuzu kendimiz yapıyoruz aslında bakarsanız. Baltamız var ki derken ağaç kesmiyoruz, ağaç kesmeye karşıyız. Ama yerde kalmış ağaçları kesiyoruz. Ama dün biraz geciktik. Bundan dolayı zaman bulamadık. Ondan dolayı da marketten bir odun aldık. 15 liraya tanesi. Şöyle tanesi dediğimiz şey şu poşet. Evet, bu çuval. Bu çuval 15 TL. Hepsi doluydu. Dün hepsi geceden doluydu. Bu dün yana gece güzel yaktık bunlardan. Şimdi reşo yakıtımızla daha kolay yakacağız. Evet. Yanmaya başladı. Daha ateşi göremiyorsunuz, alevi göremiyorsunuz ama o içten içe yanmaya başladı. Şimdi üzerine kapağını kapatacağız.
Evet. Bu sayede bunun üzerinde de yemek pişirebiliyoruz. Dün akşam çayımızı bunun üzerinde yaptık. Şimdi güzel bir çay koyma zamanı, değil mi? Evet, hadi bakalım. Evet, çayımızın suyunu koyduk. Sobamız da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bakalım, herhalde bir 15-20 dakikaya kadar kaynamış olur. Özellikle ben soba olmasından dolayı karavandaki ocağı kullanmadım. Kullanmak istemedim. Su yavaş yavaş kaynasın. Hem bu sayede biz de kahvaltımızı hazırlayabileceğiz diye. Bu arada gerçekten kahvaltı çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Biraz daha uzatmayı, keyfini çıkarmayı istiyorduk ama yarın pazartesi olduğu için çok da uzatamadık. Eşyalarımızı, karavanımızı toplayıp geri dönüş yoluna çıktık. O değildi, geri dönüş yolunda sen niye bu kadar streslendin, huzursuzlandın? 80 kilometreyle gidiyorsun. Ne yapayım? Ama çok sıkıcı. Bu araba daha hızlı gidemez mi? Cezayı sen mi ödeyeceksin? Öderim. Hadi be. Şaka şaka. Keyifli geçti gerçekten. Hafta sonumuz çok keyifli geçti. İstanbul'a geldik. Şimdi yeni bir haftaya hazırlanıyoruz. Güzel geçer umarız. Umarız sizlerin de çok güzel bir hafta sonu haftanız olur. Hafta sonumuz olur ya da hafta sonu. Hemen hafta diğer mı? Hafta sonu gelsin diye ben acele ettim. İlk önce güzel haftalar olsun. Sonradan da hafta sonu olsun o zaman. Evet, iyi haftalar. İyi haftalar. Bay bay. Bay bay.